Koala Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lucky13. Bu videomuzda Backpack modunu, bu güneş enerjisinden elektrik modunu ve Seed Bench modunu göreceğiz. Şimdi yapacağımız çeşitli şeyler var. İlk olarak Backpack'tan başlayalım. Neden? Çünkü Backpack çok mükemmel bir modu arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Bizim burada malzeme üretme yerlerini yapmıştık daha önceki bölümümüzde. Şimdi geldik. Bunun için posta, biraz polimere, başka ne ihtiyacımız vardı? Fibere ve deriye olması lazım. Üretim kısmına geliyorsunuz üzerinizden ve backpack yazıyorsunuz. Backpack medium yazıyor. Burada artı 150 yazıyor. Bu sizi şaşırtmasın. Bir adet üretiyorsunuz ve alttan bakıyorsunuz. Ağırlığınız 1500 iken ikinci silahı bunu bıraktığınızda ağırlığınız tam 2250 oluyor. Yani ağırlığınızın %50'si kadar size daha fazla yük taşımanız için fırsat sunuyor. Ama steklenmiyor. Tek bir tane koyabiliyorsunuz. Ona dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi backpack modunu yaptığımıza göre şimdi biz güneş enerjisi modunu da yapalım. Peki nedir bu güneş enerjisi modu? Güneş enerjisi modu biraz güzel bir mod aslında. Benim çok hoşuma gitmişti. Gece de gündüz de elektrik üretebiliyor. Böyle gerizekalı bir saçma bir mod aslında. Şimdi bunun üretim yerini bulalım. Şöyle saçma görüntülü. Panel Workstation. 25 metal 150 odun. Hemen aşağı inelim. 25 metal 150 odun. Hop 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 hop. Odunumuzu aldık biraz. Biraz da metalimizi aldık. 25 metal 150 odundan yukarıya çıktık. Üretim. Panel Workstation. Bir adet ürettik. Üretip nereye koyalım? Şuraya araya sıkıştıralım. Fena olmaz. Buraya sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi ufak bir malzeme aslında. Bunun içeriğine giriyorsunuz. Yapılar kısmında elektrik. Şimdi solar panel wall mounted var. Yani duvara monte edilen var bir tane. Bir tane base'e monte edilen var. Bir tane de direkt yere monte edilen var. Şimdi biz acaba hangisini kullanacağız değil. Ben size burada hepsinden yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şunları bir bırakalım. Neler gerekiyormuş? Elektronik, çimento ve kristal. Şuradan bir elektronik, cementing. Var mı? Kristalimiz herhalde alt katımızda olması lazım. Hemen iniyoruz alt katımıza. Şuradan kristallerimiz burada olacak. Nerede? Evet. Kristalimiz burada. Yarı kristalimizi aldık. Hemen yukarı çıkıyoruz. Çık 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 çık. Hop. Kristali de attık. Şimdi yapılar elektrik. Hepsinden birer tane üretiyoruz. Şimdi bu yetiyor mu? Yetmiyor. Yalnız başına çalışabilen bir durum değil. O yüzden fabrikatörünüzden, elektrik kısmınızdan mutlaka bu düz elektrik yani herhangi bir elektrik kablosundan daha doğrusu ve elektrik prizinden üretmeniz gerekiyor. Odun ve metal gerekiyormuş onun için. Onun için de aşağıdan metal alalım. 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 Aldık. Biraz da odun alalım. Bir daha çık, engel yapmayalım. Evet. Geldik. Odun attık. Geldik buradan. Şu odunu da aldık. Burada işe yaramıyor nasıl olsa. Şimdi bu odunu da attık. Yapılar. Elektrik. Ben ikişer bir bundan. Bir, iki, üç. Hatta üçer tane yapalım. Sonra bakarız başımızın çaresine. Üçer tane yaptık. Üç tane de bundan yaptık. Şimdi kocaman jeneratör yapmanıza ve haldır haldır ses yapmasına gerek yok. Ya da rüzgar tribünü yapabilirsiniz. Dilerseniz bir tane de rüzgar yapalım biz. Bu da nasıl bir şey görelim. Rüzgar tribünü. Rüzgarımızı hemen şuradan bölge kısmından görebiliyoruz. Çok fazla bir rüzgarımız yok ama bu yeterli mi bilmiyorum. Onu da kontrol etmiş oluruz böylelikle. Şimdi elektrik parçalarımızı aldık. Bunu da aldık. Rüzgar tribünümüzü aldık. Bunu durduralım kafamız şişmesin. Elektrik panellerimizi de aldık. Bakalım hangi paneli nereye koyabiliyoruz. Şimdi öncelikle şu panelden başlayalım. Bu panel
Bakın buraya koyabiliyoruz. Güzel. Mesela evin içine koymak istediğimizde paneli koyabiliyoruz. Bu grant dediği yani çatıya falan da koyabildiğiniz bir panel. Bir de wall mount var. Bunu da muhtemelen sadece evet duvara bir sinep noktası yapıyor ve duvardan alabiliyorsunuz. Şimdi dışarıya çıkalım. Şimdi şöyle bir arka tarafa, bu binanın arka tarafına bunu yapalım. Geçebilirsek tabii. Geçtik. Oğlum bırak kuyruğunu şimdi ya. Seveceğim kuyruğunu da. Evet. Nasıl yaptık? Böyle. Güzel. Çok fazla yukarı değil. Şuraya koydum. Şimdi bu demek olmuyor ki size elektrik üretiyor. Dolayısıyla buna bir adet de işte elektrik kablosu eklemeniz gerekiyor. Mesela örneğin işte şöyle bir elektrik kablosu üretsem ne olur? Olur. Bir tane şöyle elektrik kablosu, bir tane de kafasına makine koymanız gerekiyor ve artık şu an elektrik üretebilir oldu. Bu ground'u dışarıya yere koydurmuyormuş. Evet, şu an onu görüyoruz. Peki bunu sadece evin çatısına ya da üstüne koyabileceğiz galiba. Peki şunu, evet, bunu dışarıya yere, herhangi bir yere bir şekilde koyabiliyoruz. Şimdi biz üzerine sera yaptıktan sonra seranın üst katlarına bunları koyalım. Bakalım oradan elektrik üretebileceğiz mi? Şimdi ilk başta şuna bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir ışık alma yeri yok. Yani şu an gölgede, güneş enerjisi olsa dahi gölgede olduğunu varsayabiliyoruz. Şimdi buradan gelelim ve bunu çalıştıralım. Yapılardan, elektrik kısmından buzdolabı yapmak için aşağıdan kristale ihtiyacımız var. Hemen aşağı inelim. Kristal alalım biraz. Yukarı çıkıp kristallerimizi yerleştirelim. Buna değil, buna değil. Bunda vardı zaten. Buna yapılar, elektrik, buzdolabı. İki tane buzdolabı üretelim hemen. Bir tane de ışık mı üretsek acaba? Çok gönüllü lamba direği. Üret. Hatta bir tane yeterli. Muhtemelen bize bir tane yetecek. Şimdi gelelim. Buzdolabını üzerimize alalım. Bunu üzerimize alalım. Aşağı şu üst katı ben çıkma yapacağım. O yüzden üst kata pek bir şey yerleştirmek istemiyorum. Şu bir tane lambamızı şöyle koyduğumuz takdirde yukarıdan elektriğini aldı. Gördüğünüz gibi E'ye bastığımızda şu an çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi cayır cayır evimizde elektrik var. Yani ışığımız var. Gamayı kapatabiliriz, açmayabiliriz. Şimdi bu güzel bir olay. Yani gölge olsa da demek ki elektriğimizi algılıyor. Şimdi gelelim işin en civcivli kısmına. Şu buzdolabını aşağı mı yerleştirsek? Aşağı mı? Yok, aşağıdaki buzdolapları dursun. Lazım olur belki. Olabilir. Lazım olabilir. Şimdi şunu biraz üreteyim. Şöyle geri ileri 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 tıkla. Oo, çok kötü yerden çekti yalnız. Tamam, neyse, bunu hallederiz bir şekilde şimdi. Gördüğünüz gibi bunlar da elektriğe bağlı olarak gözüküyorlar. Ya bu ne demek oluyor? O diğer duvar kısmından üretmeniz ya da yukarıdan kablo falan çekmeniz daha mantıklı olabilir gözüküyor. Şimdi bu buzdolaplarını yaptığımıza göre diyelim ki şuradan geldik, bütün malzemelerimizi topladık. Tabii şu şeyler kalabilir. Kıvılcımlarımız kalabilir. Yukarıya geldik ve buzdolabına yerleştirdik. Gördüğünüz gibi bozulma süreleri çok 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 daha uzadığı için rahat rahat siz burada işlem yapabiliyorsunuz. Hemen gidelim. Bakalım rüzgar türbününü nasıl yerleştirebiliriz? Ben şöyle arka tarafın tam köşesine yani şu bölüme rüzgar türbününü yerleştirmek istiyorum. Bayağı da büyük bir şey yani küçük bir şey gibi gözüküyor ama gayet büyük. Bunu şöyle yaparsak eğer bir de K modundan bakalım. Şöyle güzel bir şekilde yerleştirdik mi? Evet. Yani çok şekil bir duruşu var ya. İnanılmaz şekil bir duruşu var. Ama
Basılı tutalım. Yık var sadece. Tamam. Peki buna bir kablo yerleştirmek istersek nasıl bir kablo yerleşiyor? Evet, dibinden çıkartabiliyoruz. Şuradan bir sağa bir sola yukarı aşağı bir şekilde çıkıyor. Tamam, nasıl olsa uzatacağım. Bu sadece şekil olsun diye şu an burada duruyor. Ne kadar elektrik ürettiği konusunda herhangi bir fikrim yok. Çünkü rüzgar burada gerçekten çok düşük. Yani %20 seviyelerinde. Genelde %80 seviyelerinde olduğumuz bir base'imiz var. O base'de biz bunu kullanabiliyoruz. Şimdi şu panellerimizi ve elektrik kablolarını buraya attık. Ne oldu? Base'imizin elektrik kısmını, bıdı bıdısını hallettik. Buzdolabını hallettik. Bir adet kimya tezgahı lazım aslında bize. Şimdi bu da yapılar hangisindeydi? Üretim. Aynen öyle. Malzemelerimiz zaten varmış. Çalıştıralım ve eşyayı üretelim. Hemen eşya üretiliyor. Evet, kimya tezgahının bir özelliği de şu arkadaşlar. Sadece elektrikle değil, aynı zamanda da bu benzinde olması gerekiyor içerisinde. Değişik bir şey. O yüzden bunun içine benzin atmadan çalıştıramıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çalıştır kısmı var. Ya aşağıdaki hızlı hızlı yavaş üretimden hızlı hızlı üretime geçeceğiz açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi bu işlerimizi de hallettikten sonra bir seed bench, metal külçe, taş, odun ve deri. Metal külçe, taş, odun ve deri hemen üzerimize alalım. Taş, odun, metal külçe, biraz da deri aldık ve seed bench kısmından bir adet üretiyoruz. Nedir bu seed bench? Arkadaşlar seed bench size şimdilik normal, ileride de teknolojik olarak malzeme üretmenize yarıyor. Bunu bu sezonun sonuna kadar size yetiştirerek hızlı bir şekilde göstermeyi ve yapmayı ümit ediyorum. Çünkü benim çok işime yarıyor. Şimdi burada Water Boss, Air Boss ve Earth Boss var. Bunlar ne? İşte bizim normal oyundan, yani Ark Survival Evolved kısmından bildiğimiz yukarıda sürekli uçan bir hayvanımız ve suyun altında kocaman büyük bir hayvanımız. Bu tarz hayvanlar vardı. Bu tarz hayvanların adı neydi? İşte Mazazor gibi hayvanlardan bahsediyorum. Buradan üretebiliyorsunuz bunları. Çok ilginç. Tabii bunların kendine has malzemeleri var. Şöyle ki Magic'in içinde Fünfessen, Vieressen, Dryessen, Zwinessen, yani aslında bunu Alman'ın teki yapmış. Tamam mı? Adam da birinci, ikinci, üçüncü yazmamış da bizim gibi. İşte Einstein, Weintraub, Fear, Fünf gibi rakamlarla bunu desteklemiş. Yani şimdi şöyle ne oluyor? Buradan istediğiniz bir malzemenin seedini yaparak bunu farm için ekiyorsunuz ve artık bu malzemeden alıyorsunuz sürekli. İşte Tier 1'de ne var? İşte Meat Seed var. Tier 2'de neler var? Spoilet üretebiliyorsunuz. İşte ne bileyim, boyalarınızı üretebiliyorsunuz. İşte 3'e geçtiğiniz zaman burada artık işte oil üretebiliyorsunuz, post üretebiliyorsunuz. En önemlilerinden bir tanesi mesela rare flower seed üretebiliyorsunuz. Rare mushroom seed yapıp üretebiliyorsunuz. Tabii bunları yapabilmeniz için de bir önceki olaydan bazılarını yapmanız lazım. Yani mesela tier 2'deyseniz ya da tier 3'deyseniz tier 2'den flint seed'den 3 tane elde etmeniz gerekiyor. Bunun kolay yolları var. Ben size zamanı geldiğince bunları da açıklayacağım. İşte burada narkotik üretebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir şey var. Direkt kaçar, charcoal dediğimiz kömürü üretebiliyorsunuz. Kristal, fener balığı jeli, işte brontosaurus seed, yani brontosaurus kestiğinizde omuriliği, rex kestiğinizdekiler. Bunlar hep işinize yarayan şeyler. 5'e geldiğinizde artık mükemmel şeyler. Cable seed üretebiliyorsunuz. Metal ingot üretebiliyorsunuz. Polimer, elektronik, gunpowder. Artık Black Pearl'e kadar üretebilir oluyorsunuz. Burada skin seed var. Skin seed çok eğlenceli aslında. Hayvanların üzerindeki bütün skinleri bir anda yapabiliyorsunuz. Şimdi dışarıda
Sesler mesler var. Şöyle bir çıkalım. Ses. Bir şey yok. Bir fırtınamsı bir ses geldi zannettim de o yüzden çıktım. Elektrik fırtınası olduğu zaman elektrikli hiçbir aletiniz çalışmıyor. Çok da uzun sürmüyor açıkçası. O yüzden problem olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden direkt yapabilirsiniz. Şimdi biz buradan killerimizden alalım. Biraz kil aldık. İşte neydi? Kerpiç için ne gerekiyordu? Unuttum açıkçası. Odun, saman ve lif gerekiyor. İşte lifimizi aldık. Samanımızı aldık. Biraz da odunumuzu aldık. Ve şu yukarıya çıkalım. Şapkamızı takalım. İcraata başlayalım. Şimdi ne yapabiliriz? Burası nereye gidiyor? Ön tarafa gidiyor. Burası ne tarafa geliyor? Arka tarafa geliyor. Şimdi şöyle gelsek ve şunu alsak ne oldu? Bir sıkıntı yok. Tamam. Üretim kısmımızdan da tavan. Kerpiç, tavan kapağı değil, kerpiç tavandan bir adet üretelim. Ve bunu yine her zamanki gibi rakamımıza koyarak ilerleyelim. Bir tane kerpiç tavan. Şöyle biraz üretelim. Çünkü bu evi uzatmak istiyorum. Destek yok. Tamam, sıkıntı yok. Hoppa. Buraya da koyacak mı? Aa, buraya koymadı. Buraya bir tane destek koyabiliriz aşağıdan. Sıkıntı yok. Hayvan olduğu için de olabilir. Olabilir. Orayı zaten çok kapatmayı da düşünmüyorum. Evet, bunu da kapadık. Buna basabiliyor muyuz? Hayır, basamıyoruz. Peki, şimdilik buraya bir tane destek atıp burayı çoğaltacağız. Şuraya bir destek atıp çoğaltacağız. Ya burayı bu şekilde de bırakabiliriz. Üzerine buradan bir çıkış yapalım şimdi. Sarmalla çıkalım isterseniz yine. Kerpiç, sarmal, merdiven. Geldik. Şuraya çıkışı direkt buradan. Heh, şöyle koyamaz mıyız? Ha, böyle mi koyabileceğiz? Bir koy. Tamam. Buraya da bundan koyarım. Zaten koyacağım. Çok güzel. Evet, güzel. Şu tarafı örtmeyeceğiz. Şuradan bir çıkış yaptık. Bir kat dışarı çıktık. Şöyle düz bir alan. Şimdi gelelim işin en civcivli kısmına. Buradan aşağı indik. Şu outline'ı kapattık. Şuraya bir tane kapı yapmamız lazım. Kerpiç. Bir tane kapı girişi, bir tane de kapı. Kullan. Bir tane kapı girişini koyduk. Utanmadık. Bir de kapımızı koyduk. Ve orayı kapattık. Gelmesinler. Evet. Şimdi. Serayı nerede üretiyorduk? Yapılar. Bakalım burada var mı? Sera. Güzel. Burada üretebiliyoruz. Bize ne lazım? Sera duvarlarından lazım bolca. Bir tane sera kapısı lazım. Sera kapı girişi lazım. Sera tavanlarından lazım. Şöyle 16 tane yapalım. Bunlar üretilsin ve bunları daha sonra yukarı sera için koyarız. Şimdi yukarı çıkalım. Yok yok, çıkmayalım çıkmayalım. Tamam. Şuradan üretim. Büyük tarım arsası için taş lazımmış. Üzerime biraz da taş alayım ben. Taşı aldık. Üretim. Büyük tarım arsasından şöyle yapabildiğim kadar yapayım. Ve artık tarım arsası yerine seed bench'imize koyuyoruz. Buradan
yapılar, tarım. Gördüğünüz gibi Zwanensee Crop Plot. Yani büyük tarım arsası. Buradan artık başlıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya biraz koyalım. Biraz şundan, biraz bundan. Bundan gerekmiyor. Odun gerekiyor aslında. Odunu şuraya biraz koymuştuk galiba. Çalalım şuradan biraz. Güzel. Aşağıdan odun alırız tekrar. Şuraya koymuş olalım. Evet, buradan da biraz odun alırsak problem olacağını zannetmiyorum. Sera malzemelerimizi bir alalım. Seramızı tamamlayalım. Bu devam ederken de seed bench'imizin üretime başlaması için gerekli malzemesi olan Magic Seed ve Magical Ayensenlere normal ne bu şeyleri, meyveleri toplarmış gibi topluyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini alıyorsunuz ve ya ekerek üretiyorsunuz ya da burada toplayarak üretiyorsunuz. Ama ben size şimdi bunun kolayını söylüyorum. Bunları içine attığınız zaman Magic kısmında Zwanensee üretebiliyorsunuz. Üretebileceğiniz kadar Zwanensee üretin. Bu seedleri de bunun içine atın. Şimdi bunlar Zwanensee üretsinler. Biz de o sırada seramızı tamamlayalım. Sonra diğer işlerimize geçeriz. Hayır, hayır, hayır. Vallahi iyice amele olarak takılıyoruz ha. Hop. Şimdi geldik. Yani ilk başta bir kapı yapalım. Buradan geldik. Kapı. Kapı varsa bu da vardır. Açtık, kapadık. Şimdi sera duvarlarımızı alalım. Serayı iki kat yapmayı düşünüyorum. Çok fazla değil. Yani iki kat dedim. İki duvar katı yapacağım sadece. Heh, onu oraya koyarsan olmaz. Şu şeyi bir şeyle almaya çalışalım. Aldık. Bu ne? Nasıl böyle oldu? Olsun. Bir şey olmaz. İki tane buraya eksik. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bu tarafa. 5 bu tarafı 10. 15. 15. 5 de oraya. 20. Küsür. Üretelim. Durur atarız. Bir şey olmaz. Şimdi tekrar geldik. 16 yetmeyecek gibi. Yapılar. Sera. Sera duvarı. Şöyle üretelim. 23 tane falan olacak muhtemelen. Şu tavanlar nerede? Sera tavanı. Bundan da biraz üretelim. Şimdi bu üretilirken bakalım zıvayesenlerimiz ne durumda? Gördüğünüz gibi zıvayesenler üretiliyor. Burada magic kısmından giriyorsunuz. Zıvayesenleri üretiyorsunuz. Şimdi. Bunları ürettikten sonra üretebileceğiniz dryensenler var. Bu ikinciyi ürettiğiniz zaman üçüncüyü üretebilir oluyorsunuz. Yalnız bunların tarım kısmında tohumları var. Bunu birden bunları zaten sağdan soldan toplayabiliyorsunuz. İkidekini toparlayamıyorsunuz. Y bitkisi tohumu, nadir çiçek, nadir mantar yaptığınız zaman 100 tane zıvayensene bir tane size şeyini veriyor. Tohumunu veriyor. Ama 3'e geçtiğiniz zaman yine 100 dryensen olması lazım. 100 tane üretemeyeceğimiz için biz ilk önce 2 taneli zıvayensenden üretelim. Y bitkisi nadir çiçek, nadir tohum. Şimdi şuradan Y'ler vardı. Şey X, o X olacak galiba. X nadir nadir. Geldik. Bunları buraya attık. Tarıma geldik. Tohumlara geldik. Tier 2'den bir adet ürettik. Gördüğünüz gibi saman da üretebiliyoruz istersek. Hadi üretelim. Bir tane de saman seedimiz olsun. Bulunmuş olsun. Şimdi bir taneyi üzerimize aldık.
Güzel, bir problem yok. Şimdi gelelim buradan yapılar, üretim yok. Tarım. Zıvanya sen crop plot'tan artık üretebiliyoruz. Kaç? 4 tane üret. Magical dry esenlerden 2 tane lazım bize. Bakalım üretebiliyor muyuz magical'lardan? Tarım. 2 tane üretebiliyor muyuz? 5 tane üretebiliyoruz. Güzel. Şimdi bunlar bittikten sonra bunların her birinin sera etkileri var. %100, %200, %300, %400 gibi ve %600, 1200 civarı çıkıyor hala. Yapılar, tarım. Bundan ürettik. Buna geçtik. Üzerimizde taş kalmamış. Taşı atalım. Yapılar, üretim, tarım. Buradan da iki tanesini üretebileceğiz. Şimdi bunlara yukarıya gideceğiz ve Magic Seed Zıvayesen ekeceğiz. Dryesen aldım. Dry. Pardon, ilk başta inelim hemen aşağıya. Buradan geldik. Sera malzemelerimizi topladık. Çıktık yukarıya. Burayı kapattık. Yine yukarıya çıktık. Ulan buraya da kapı yaptık ya. Evet, bu katımızı da kapatalım şimdi güzelce. Güzel, kapattık. Bir tane arttı. Şimdi tavanı kapatalım. Kapan. Aha. İki tane mi? İki tane eksik kaldı. Yazık. Aa, çıkamadım. Şöyle ineyim. Şuradan bir yerden kapı açarız. Burası yerine. Kimya tezgahının arkasından bir yerden kapı açarız. Gelişimiz daha iyi olur. Düşme oraya. Düşme, düşme. Ya düşme işte, düşme. Düşünce çıkamıyorum ben buradan. Yine bug'a girdim ya. Yok böyle bir şey ya. Şunu alalım yine. Ya var ya yemin ediyorum şu da olmasa ne yapacakmışız? Ha git oraya koy tamam mı? Şuraya gidelim de şuradan şunu alalım. Tamam. İki tane şimdi yapılar, sera. İki tane tavan yapalım. Yaptık bunu. Bunu da yaptık. Seramız çok güzel. Tamamdır. Şimdi gelelim buraya. Bir tane plot ekeceğiz. Nereye ekelim? Şimdilik şöyle ekelim. Daha buna su çekilecek çünkü. Bunu da aldık. Normal bizim plotlarımızda %300 civarı falan bir sera etkisi oluyordu. Gördüğünüz gibi bunda sera etkisi %600. Buraya bu tohumu bir tanesini ekiyorsunuz. Arkadaşlar bu tohum ektiğiniz zaman bir tane ekiliyor. O üretime geçmeye başladığı anda orada 12-13 tane oluyor. İçinden bir tanesini alıp yan taraftakini ektiğiniz zaman tekrar devam edebiliyorsunuz. O yüzden bayağı işlevli bir şey. Bunu üretimine, seri üretimine geçip burayı devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar, bu videoda da seramızı yaptık. Seramıza iki tane plot ekledik. İçeriye birkaç malzememizi ekledik. 3-5 de mod tanıdık. Bakalım bir sonraki bölümde daha neler yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz.
Daha devamını da izleriz biz diyorsanız abone ol butonuna tıklamayı yine unutmuyorsunuz arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınızı her zaman yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyup cevap veriyorum. Birçoğu arkadaş bunu zaten biliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.